arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir bandana çalışması yapmak istiyoruz. Bandanamızı e, ilkokul çağındaki çocuklarımız ya da daha büyük e, yaşlardaki çocuklarımız için de ayarlayabiliriz. Yapmamız gereken aynı şekilde başlamış olduğumuz bandanamızın Üstteki bakanın sıralarından birkaç sıra fazla ya da eksik olarak dilediğimiz yaş grubu için ayarlamalarımızı yapabiliriz. Ben sarı renkli ipime yine sarı renkli kurdelimi tercih ettim. Sizler dilerseniz buradaki kurdelilerimizi beyaz olarak kullanabileceğiniz gibi daha farklı şekillerle de tasarlamalar yapabilirsiniz. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen bandanamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin bundan örmek için sarı ipimi kullanıyorum ve üç buçuk numaralı tığı kullanıyorum daha yumuşak daha kabarık durmasını istediğim için Evet şimdi zincirimi çekerek modelimi kuruyorum bir tane düğümü attım şimdi rahatlattım ilk e, ilmeğimi mi içinden geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimi çekiyorum bakınız 15 tane zincirimizi çektikten sonra tığımızın başını dolayalım. 1 2 3 4. 4. zincir yuvasının içerisine iki defa doluyorum, atıyorum ve örüyorum. 1 2 ve 3. 3 defa da ördüm bakınız. Tığımın başını iki defa doluyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum ve başlıyorum. İki defa doladığım için ikişer ikişer alıyorum. 1 2 3 tekrar iki defa doluyorum ve aynı yuvaya giriyorum ikişer alıyorum bakınız iki defa doluyorum toplamda 5 trabzan olana kadar örmeye devam ediyorum 3 oldu iki defa tığımın başını doluyorum giriyorum 1 2 ve 3 yine 1 2 ve 3 şu şekilde 5 trabzanımız oldu. 5 trabzanımız olduktan sonra Bakınız aynı yuvanın içerisine ördük. 5 tane trabzanımız. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 tane zincir atlıyorum. 2. zincirin üzerine gelerek batıyorum. İkişer ikişer Yine trabzanımı örüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Bakın 1 zincir atladık. Diğer zinciri iki defa başını dolamış olduğumuz yere trabzanımızı ördüm yukarıdan bir zincir çektim iki defa doluyorum bir zincir atlıyorum tekrar sıradaki zincirimin içerisine girerek iki defa da dolamış olduğum bakınız ilmeklerimizi örüyorum araya zincir çekmeden iki defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 üçüncü zincir yuvasının içerisine giriyorum ve ikişer ikişer örüyorum Toplamda 5 trabzanımı buraya yerleştiriyorum. 2 2 alıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için bakınız ikişer ikişer en son geçiş yapıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. Şöyle görelim. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu. 2 defa tığımın başında oluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvamın içerisine batıyorum iki defa da çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra tekrar son zincirin içerisine gelerek modelimizi kuruyorum bakınız modelimizi şu şekilde kurduk dört tane zincirimizi çekmiştik ve hemen yanına batmıştık İki tane atladım üçüncüye battım beş tane trabzanımı ördüm bir zincir yuvası atladım. Yukarıdan zincir çekmedim. İki defa dolayıp bir trabzanımı ördüm. Yukarıdan bir zincir çektim. Şuradaki iki trabzanım arasında sadece yukarıda bir zincir çekiyorum. Aşağıda bir zincir atlıyorum. Tekrar iki atladım. Üçüncü trabzan içerisine beş trabzanım ördüm. Ve iki tane yan yana trabzanım ördüm. Arada bir tane zincirimi çektim. Ve ilk sırada bakınız bu şekilde modelimizi yerleştirdim. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen tepe noktasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki tek trabzan bakınız. Şurada beşi aynı yerde. Burada tek başına olan trabzanımın şöyle ardından giriyorum ve örüyorum. Bir tane sık iğneyi ardından girdim. Diğer yöne kabarttım. Ve sonrasında bir zincir daha çekiyorum. Bakınız öncesinde bir zincir çektim arkadan şöyle girerek ön tarafa kabarık düşmesini sağladım burası modelimizin arka tarafı sık iğneyi ördüğümüz yer hemen 5 trabzanın ilkini atlıyorum bir zincir çekmiştim bakınız yukarıda ilkini atlıyorum 4 tanesini yandan girerek örüyorum buradaki teki ardından girmiştim bir tane 5 trabzanın ilkini örmüyorum kalan trabzanlarımı yandan girerek sık iğneyi örüyorum 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi ördüm. Yandan girerek ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız hemen bir tane trabzanım var. Ardından giriyorum ve öne kabartılı durmasını sağlıyorum. Tekrar bu arada iki trabzan arasında bir zincirimiz vardı. Yine çekiyorum zincirimi. Hemen trabzanımın ardından girerek örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakınız burada zincirlerimizi çekiyoruz bir zincirimi çektim 5 tane trabzanın ilkini örmüyorum kalan dördünü yandan girerek örüyorum ve başını dolamıyorum hiçbirinde bakınız 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanı yandan ördüm bir zincir tekrar çekiyorum hemen Şuradaki bakınız tek trabzanın ardından giriyorum ve öne kabartılı düşmesini sağlıyorum bir zincir çekip tepesine batıyorum. Şu şekilde. Evet. İkinci ve arka yönü bu şekilde tamamlamış olduk. Ön yüzden şöyle görelim modelimizi. Gayet güzel oldu bakınız. Şimdi diğer yöne geçmek için arkadan bitiş yönünden zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Önünü çeviriyorum. Yine bakınız burada modelimiz hemen görülmeye başladı. Bir tane kabartılı var. Ortada iki kabartılı ve diğer kenarda bir kabartılı trabzanımız var. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını yine iki defa doluyorum. Hemen biraz önceki bakın sık iğne ile çekip de arkadan girerek bu yönde kabarttığımız trabzanımızın sık iğnemizin aradan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Trabzanımızı örüp tamamladıktan sonra iki defa tığımın başını doluyorum. Ve şurada bakınız hemen kabartının yanına bir zincir çekmiştik ve alttaki trabzanı örmemiştik hatırlarsanız. Şu kısım bakınız. Geri kalan dördün yandan girerek örmüştük. İlk trabzanı örmemiştik. Burada bir zincir çekmiştik. Böyle parmağıma zorladığım için bu kadar büyümekte. Bakınız bir tane zincirimiz var normalde. İki doladığımız tığımızı bu zincir yuvasına girerek 5 tane trabzanımızı örüyoruz bir alt sırada çalıştığımız şekliyle iki defa doluyorum aynı yere 5 defa giriyorum bakınız 4 oldu 2 defa daha örüyorum 2 4 ve 5 bakınız Şimdi 5 tane trabzanım aynı yuvaya çalıştıktan sonra iki kabartılıyı görmekteyiz. Bakınız arada bir tane de zincir var. İki defa tığımın başını doluyorum. Bu yukarıdan sık iğne ile ördüğüm yere giriyorum ve dışa doğru kabartıyorum. Yandan giriyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. İki defa tekrar doladım. Yine üstteki sık iğnemin olduğu yerden giriyorum. Dışa kabartılı bir şekilde ikişer ikişer örüyorum. Bakınız kabartılarımızı Yine aynı şekilde ördüm. Tığımın başına iki defa doluyorum. Bu kez bakın hemen kabartımızın yanında bir boşluğumuz vardı. Zincirimizi çektiğimiz bölümümüz. Hemen bu noktaya da giriyorum. 5 trabzanımı örüyorum. Üç, dört ve beş. Şöyle sayalım. Dört tane olmuş şu kabartımız bakınız bir tane daha yaptığım zaman toplamda 5 trabzanımı buraya ördüm 5 trabzanımızı ördükten sonra yine iki defa tığımın başını doluyorum dışa kabartılı olan trabzanımı yukarıdaki sık iğne ile ördüğüm bölümden yandan girerek yukarıya doğru büyütüyorum ve hemen iki defa tığımın başını doluyorum. Başlangıçtaki ilk zincirden oluşan trabzanımı da örüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Bir trabzan ve bir sık iğne. Trabzan sıramızı ördük. Şimdi arkasından bir de sık iğne sıramızı birlikte örelim. Evet sık iğne sıram için bir zincir çekiyorum. Bitiş yönünde örgümü çeviriyorum. Hemen Trabzanımın üzerine batıyorum. Diğer kabartılı bir şekilde ördüğümüz, bakınız öne kabartılı olan trabzanımı görüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın sık iğneli olan bölümlerde arada hep zincir çekiyoruz. Diğer bölümde ise sadece iki kabartılı ortadaki trabzanın arasında bir zincir var. Diğer tarafta düz yönde hiç zincir çekmiyoruz. Sadece şurada bir zincirimiz var. Diğer tarafı zincirsiz örüyoruz. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman sık iğneli bölümü bir tane sık iğne hemen ilk trabzanımın üzerine örüyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Diğer düz yöne kabartı düşecek olan trabzanımı burası ters yön olduğu için arkasından girerek örüyorum. Ve dışarıya kabartılı durmasını sağlıyorum. Ve tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ilk gelen 5 trabzanın ilkini örmeden atlıyorum. Diğer dördünü yandan girerek örüyorum. 1, bakın yandan. 2, 3 ve 4. İlkini örmedim. Bir zincirle atladım. Evet bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bu tarafa kabartılı duran iki kabartı yan yanayı arkadan giriyorum ve örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar arkadan ikinci trabzanı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra 5 trabzanımı görüyorum. İlkini örmüyorum. Diğer 4 tane trabzanımı yan yana örüyorum. Bakınız ilkini örmüyorum. İlki kalıyor. Şöyle gösterelim. Bir zincir yukarıda çekmiştim. Yandan giriyorum. 1 2 3 4 bir tane zincirimi çekiyorum bu kabartılı trabzanım arkadan giriyorum ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra yine tepe noktasına gelerek son trabzanıma batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 trabzanlı bölümümüze tekrar geçişimizi yapıyoruz bakınız modelimiz büyüdükçe kendini çok çok güzel gösterecek Evet tekrar iki defa tığımın başını doluyorum Hemen sık iğne ile diğer yönde arkadan girdiğim yere bu iki kez yandan giriyorum ve ikişer ikişer örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir önceki yerde 5 tane trabzanım vardı. İlkini örmeyip üzerine zincir çekmiştim. Oraya batıyorum. 5 trabzanım örüyorum. Ve bu şekilde bakınız modelimizi yerleştirerek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar bandanamızı ördüm. Bandanamızı tamamladıktan sonra şuradaki görmüş olduğumuz geçiş yerlerinden sarı kurdalimi geçirdim. E, hangi renk örüyorsanız o rengimize uygun. Dilerseniz tabii ki bütün renklere uyan beyazımızla da e, kenar şeridi olarak geçebilirsiniz. Kaç tane sıra ördüğümüze bakmak istiyorum. Birinciden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12... 13, 14, 15 ve 16 sıra örmem yeterli oldu. 16 sıramızın santim olarak da ölçüsüne bakalım. Küçük yaşlarda birazcık daha küçültebilirsiniz. Büyük yaşlarda ise birkaç model daha yerleştirebilirsiniz. Tabi bakınız şimdi modelimizin santim olarak ölçüsüne bakıyorum. 27 santim Şöyle başımızın üzerinden yanara doğru çok rahat bir şekilde inecektir. Evet şimdi kurdelemin bir tanesini ben taktım. Diğerini de sizlerle birlikte takmaya başlayalım. Şu şekilde uç kısmını kestiğimiz kurdelemini bükelim. Alttan bakınız hemen modelimizin şu iki tane bakınız trabzanımızın olduğu boşluğun. Yanından girelim. Şöyle görelim. Bakın modelimizi ilk yerleştirdiğimiz ve iki trabzan olan yerden kurdeliğimin birazını katladım. İki kat olarak geçişimi yaptım. Bakın iki kat olarak. Daha sonra bu iki katı hemen bir sonraki bölüme geçiriyorum. Alttan yukarıya doğru itiyorum. Biraz geçiyorum. Bakınız bütün kurt halemizi boşaltıp çekmedim yukarıya doğru. 2 kat yaptığım için çok da rahat geçiş yapıyorum. Tekrar içe giriyorum, dışarıya doğru çıkışımı yapıyorum. Tekrar bir sonraki sıraya geçişimi yapıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Bir aşağıya, bir yukarıya. Tekrar aşağıya ve yukarıya. Şu şekilde yavaşça düzgünce çekiyorum. Tamamını yine çekmeyelim. Burada da bağlama yerimiz kalsın. Ve devam ediyorum. Bir aşağıya, yukarıya. Tekrar aşağı ve yukarı. Aşağıya yapıyorum. Bakınız şu şekilde geçişimi yaptım. Şöyle görecek olursak. Şimdi Kurdalimizin her ikisinin uçlarını ayarladıktan sonra tabi önce şuradaki ilmeğimizi bir içe doğru alıp gizleyelim. Herhangi bir şekilde kötü görüntü oluşmasın. İçe doğru örgümüzün altından alarak gizleme işlemini yapıyorum. Bakınız içe doğru çekiyorum. Evet, ipimi içe doğru çektikten sonra şuradaki görmüş olduğumuz bakınız kurdalimi Diğer taraftan da şöyle yaklaştırıyorum bu tarafa doğru. Bakın alttan geçişimi yaptım. Diğerini de aynı şekilde şu aradan çıkarıyorum. Ve buradan düğümümü atıyorum. Buraya sabitliyorum düzenledikten sonra. Bir tane daha şu şekilde bağlama olarak bu kısmının her ikisini de kullanmak istiyorum. Aynı şekilde diğer bakınız tam ortadaki iki trabzanımın yanından çıkarıyorum. Diğerini de hemen diğeri zaten oradan çıkarmışım. Evet şöyle düğümümüzü bir tane ayarını yaptıktan sonra güzelce bir düğüm atıyorum ve sıkıştırıyorum. Bandaramızı başımızın üzerinden bu şekilde geçirdikten sonra arkadan şu şekilde kurdalelerimizi de bağlayalım. Ve üzerlerine görmüş olduğumuz bu minik süslerden dikmek istiyorum. Şu şekilde ayarlamalarımı yapıp belirli mesafelerde çiçeklerimi yerleştirerek dikmek istiyorum ve bandana çiçekleri de dikildikten sonra kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.